bazı doğru yapılarda vazospaz mebula bağlı endokrinopatolojik bir hadise var mıdır yoktur? Bunu araştırdık. Hep bilinir ki su baroblet kanamada özellikle hipofiz, hipotalamus ve ilgili yapıları besleyen majör sistemlere ya trop baskısı ya da bu bölgedeki kınzavların spazma sonucunda TSH yetersizliğine bağlanan hipotiroidizmin nedeni. Oysa yine aynı sentrilerin vagal ve prostofaringeal sinirler ve sempatik sinirler üzerinden tiroid bezi arterlerinde vagal nörgün, vazodilatan nörgün, sempatikler bize vazospastik rol oynadığı vagal sinirlerin ve tiroid hormon sentezini hızlandırdığı sempatikler ise yıkımını ve kullanımını kolaylaştırdığına dair net bilgiler verdiler. Şurada görüldüğü gibi vagal sinir ve arteriyel nefifatı normal durumda bu parasempatomotor bilgiler yine aynı zamanda nodos ganglion tiroid bezinin gerginliğini hissederek tıpkı mesanede ve bağırsaklardan mikrop ve defekasyonun başlatılması gibi kadar tiroid hormonu salgılandı yeter artık kazılar diye sekonder bir informasyon gönderiyor. Gördüğünüz gibi normal vagal aksonlar ve normal tiroid kanı. Aslında biz burada 25 tavşana 5 tanesi şen, 5'in kontrol, diğerleri ise 0.75 1 cc aortal arterden alınan kan sistemi haline enjekte edilerek bir özel çalışma yapıldıysa da bunun mazisi eskilere dayanır. Ve bu konuda özellikle teşvikler için Nurcan Özdağlar Hocam'ı saygı ve sevgiyle anıyorum bu salonda ve diğer uzmanlarımızda. Biz burada bu vazospazmda lümen alanını hesaplamak kanaatimizde doğru değil. Şu lümen şu duvar alanını, lümen alanına oranla vazospazm indeksledik ve özet olarak şu formülle indirgendi. Stereolojik olarak da tiroid bezindeki bütün foliküllerin integral olarak milimetreküpteki hacmi hesaplandı. Bu hacim daha işe yarar vaziyette. Çünkü bizim derdimiz tiroid hormonlarının tamam kilogram bir ölçmek ama asıl hadise bulundu. Şimdi şurada gördüğünüz gibi tiroid bezini besleyen bir arter normal. Ancak sporak bir kanama oluşturulmuş modelde tiroid bezini besleyen arterlerde de spazm var. Bu ekstra kranyal ve ekstra spinal yerleşimli arterlerin spazmını spazmına dair bir klinik çalışmamız. Burada gördüğünüz gibi masif bir sporak bir kanama oluşturulmuş ve alt kranyal sınırlar, fatal parasempatik tüpler, görüldüğü gibi arteriyel nervatilerde spazm, nodos ganglionda apoptoze gidiş, aksonlarda hasar ve tiroid glandında foliküler küçülme mevzu. Uzatmayın, takdirde zaman ayıralım. Şurada sonuçlarımızı istatistikçi olarak özetini görüyorsunuz. Dejenere akson densitesi arttıkça total tiroid folikül volümünde azalma, vazospazm indeksinde artış ve devamında aynı sistematik gidiş, VSI değerleri arttıkça, vazospazm arttıkça, tiroid folikülleri küçüldükçe, yani biz burada ünlü değil fabrikayı inceliyoruz. Şu kadar küçülmüş bir tiroid foliküllerinden nasıl hormon salgılarına geçeceğini düşünmemek istiyorum. Netice itibariyle bu konu hep irrasyonel olarak kalmıştır. Oysa biz bunun karesini aldığımızda, tersine düşündüğümüzde rasyonelleşecektir. Subarak üret kanamalı hastalarda özellikle endokrin bezleri besleyen bakan parasempatik innervasyonlu, prosopharyngeal innervasyonlu organlarda metabolik indeksi düzenleyen, yara iyileşmesini hızlandıran, vazospazmı, vazodilatasyonu belli düzeyde organizmanın lehine çevirecek olan bu endokrin ve metabolik aksıkları gayet rahat bir şekilde remodelize ve reorganize olması açısından alt kranyal sinirlerden özellikle prostofaringeal ve vagal sinirlerden
bölgeleri innebet ettiği organlarında bu pencereden bakılarak incelenmesi, tedavide bu parametrelerinde göz ardı edilmemesi belki su varlığı tanımalı hastalarda iyileşmenin hızlanmasına, komplikasyonların azalmasına hizmet edebilir diye bir irrasyonel görüş bildirdik. Teşekkür ediyorum. Soru ve katkısı olan... Evet, buyurun Bayan Bey. Yani iddianıza göre bu vazosifaz iki ucu bildirilen sistemik bir olay mı düşünüyorsunuz? Evet, yakında iki kaplumumuz var. Özellikle nörojenik pulmoner öden ve pulmoner hipertansiyonda vagal sinirler tarafından innerve edilen pulmoner aktarlarında da spazm olduğunu bizzat tespit ettik. Hatta pankreasla hepatik arterlerine dahil henüz çalışmalarımız devam ediyor. Vagal sinirlerin beyin arterler üzerinden vazodilatör öğrencisi var. Belki değil vazospaz diye bildiğimiz o irrasyonel patolojinin kökeninde de 9. ve 10. sinirin hasarlanması sonucunda vazodilatör parasempatik yetkinin kalkması, gecikmiş dönem serebral vazospaz hipotalamus hipofizi aks üzerinden bir şeyden söz etmiş olmalı.